Gürsel Tekin. Gürsel Tekin meselesi. Şimdi, Gürsel Tekin. Gürsel Tekin. Ondan sonra Adana Seyhan Belediye Tabii. Başkanı, Adana. Onlar da İyi Parti'ye geçmişler. Adana Çukurova Belediye Başkanı. Şimdi Gürsel Tekin ayrı tutuyorum. Tabii. Neden? Gürsel Tekin bu partinin emekçisi. Ve her zaman hakkı yenmiş. Bu arada yeni değil ha. Kırsal döneminde de hakkı yenmiş zaten. 2014'te İstanbul'da adaydı. Etrafta tek başına dolaşıyordu. Sarıgülü yaptılar. 2019'da gene adaydı. Adaydı. İmamoğlu'nu tercih etti. Efendime söyleyeyim, Kılıçdaroğlu döneminde parti yönetimine girmek istedi, kapıları kapattılar. Şimdi bu dönemde e, kendisi e, kur, e, kurultaydan sonra niyetini beyan etti. Gitti, yetkili kurullarla görüştü, Kadıköy'den aday olmak istedi ama adını Esenyurt'ta da bir dolaştırdılar. Sonuç olarak onun anlatımına göre e, Özgür Özler'le de görüşmüş, Ekrem İmamoğlu'yla görüşmüş, Kendisine yok denilmemiş. Hayır başka birini düşünüyoruz denilmemiş. Kendisi bundan ötürü fevkalade alıngan alındığını söylüyor. Ve bir aydır ne Özgür Özel'e ne de Ekrem İmamoğlu'na ulaşabildiğini söylüyor. Öyleyse yani bunu telafi etmeleri gerekiyor. Sonuçta bu da yani kulaksız mahalle muhtarı değil kardeşim. Bu da yani... Ee, ki genel öyle olsa bile, yapmış, öyle olsa bile, yani yapmış, öyle olsa birisi. bile e, arayıp konuşman lazım. Yani bu da senin dört dönem milletvekilin. bu da senin efendim eski genel sekreterin. Genel sekreter. ee, bu da senin e, kendi imkanlarıyla parti propaganda yap propagandası yapan sokakta kendi kimliğiyle dolaşıp e, vatandaşın tanıdığı e, bir e, siman, yani Gürsel Tekin'in istifası. Ee, ne kadar alındığının kanıtıdır. ne kadar incindiğinin, seçimde Cumhurbaşkanlığı seçiminde otobüs kiraladı, otobüsüyle gezdi. Ne kadar kırıldığının, ne kadar, kırıldığını, kadar alındığının, ne kadar incindiğinin belirtisidir. Partisine sistem ediyor. Yoksa bir başka partiye geçmek, adayın karşısına aday olarak çıkmak gibi bir girişimde bulunmaz o. Gene döneceği yer kendi partisidir ama ya kırıldığımı daha nasıl göstereyim size demek istiyor. Onu bu noktada ben ayırıyorum. Koza yardımcının akşam üzeri bir istifası oldu. Evet. E, genel başkan yardımcısıydı yanlış bilmiyorsam turizm gibi bir Kültür alanda turizmden. da Gölge Bakan. Evet, gölge genç bakan. bir hanımefendi. Ben bir kere tanıştım. Ee, yani bildiğim kadarıyla kurultay sürecinde Kemal Bey'e daha yakındı. Ee, Oğuz Kağan Salıcı'nın listesinden üstelik listeyi delerek geldi. Demek ki bir başarısı var. Fakat bu süreçte herhalde kırılganlıkları oldu. Sürecin yönetiminden ötürü kırılganlıklar olmuştur. Ee, yani kendisi için işte Adana'daki tercihlerle ilgili itirazları var dediler ya da yani herhalde bu süreç yönetiminden ötürü ee, işte e, itirazlar olmuştur. Eninde sonunda o da partili bir hanımefendi. Gördüğüm kadarıyla yani kibar, medeni bir hanımefendi. E, siyasi itirazları vardır, haklı da olabilir. Eleştirileri vardır, haklı da olabilir. İstifası e, CHP Genel Merkezi'nde oturup kafa yorması gereken bir mesele. Çünkü kimse kolay kolay ve durup dururken CHP Genel Başkan Yardımcısı istifa etmez. Yani o öyle bir makam değil, bırakıp gitmez. O nedenle bunun üzerine düşünmek gerekir. Ben bunu bu iki vakayı veya isim isimleri önümüze gelirse üzerine tartışabiliriz. Bazı vakaları ayırmak gerektiği inancındayım. Tabii. Ama yani şimdi Soner Bey ve e, Seyhan Belediye Başkanı bir Akif Bey, değil mi? Akif Bey ile ilgili e, ususla ilişkin maalesef e, ayrı düşünüyorum. Şimdi bir kere Akif Bey, ben hatırlıyorum daha ilk belediye başkanı olduğunda belediyenin yönetimini damadına devretti. Yani. Damadı ile beraber belediye yönetiyordu Akif Bey. Öyle çok parlak CHP belediyeciliği açısından iftiharla dolu bir dönem de geçirmiş değil. Yani kendisine Seyhan Belediye Başkanlığı'nı zimmetlediler mi? Illa o mu yönetmesi gerekiyor yani? İlla o mu yönetmesi gerekiyor? Bir diğeri şu. Soner Çetin, ben beyefendi bir insan tanırım.